çalışırız. Düşmanlar karşı çıkıyor, incitici söz söylüyor diye, alay ediyor, hakaret ediyor, aşağılıyor diye vazgeçilmek değildir. Habibim, Ulul Azm Peygamber, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Hazreti Musa gibi peygamberler hangi şeyler? Onların başlarına geldi, senin başına gelen, elle gelen düğün bayram demiş atalar, bir musibet ne kadar yaygın olursa o kadar insana kolay gelir. Dolayısıyla bu Allah'ın bir kanunudur, bu da bir değişiklik olmaz. Sen peygamberlerin başına gelenleri biliyorsun ama ayetlerinde sana bunu okuduğu öğretti. Ama daha da zoruna gidiyorsan, elinden bir şey görüyorsun ortaya, yerin dibine girmek mi, bir de hız açıp içinde yürümek mi? Yoksa göğe merdiven dayanmak ve Allah'tan onların istedikleri mucizeyi getirmek mi? Ne değil? Tabi Allah isteseydi onları hidayette toplardı. Bütün dünyanın insanları Allah Celle Celaluhu'nun Müslüman olun demesiyle Müslüman olun. İnsanlar arasındaki ihtilaf kalkardı. Aynen meleklerde olduğu gibi, aynen hayvanlarda olduğu gibi. Melekler isteseler de isyan edemezler, günah işleyemezler, Allah'ı terkemezler. Neden? Öyle bir kabiliyet yaratmadı ki Allah'ın varlığı. İnsanlar da öyle yapabilir de Allah'ın varlığı. Ama insanı Allah ne melek gibi, ne hayvanlar gibi. Bambaşka yarattı. Ahsen-i takvim üzere yarattı. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ بِاَحْسَنِ تَقْوِمُ En güzel surette içinde şeklen de böyle, fizyoloji, fizik olarak da böyle, iç dizayn düzeni de böyle, kafayı kemiklerin ortasında bir beyin yerleri, en sağlam yer, en üstte duruyor. Kalbi, vücudun orta yerinde kemiklerin göz kafasının arasında sağlıyor. Bu bağırsaklar, bu sinir sistemi, bu damarlar nasıl dizildi böyle? Bir adamın kalbi yarılsa sıfırlığı yeniden düzenleyemezsin. Belki derler içinde dikmeye çalışırsın. Ya bunun duyguları, ya bunun düşünce dünyası, ya bunun sevgi, nefret gibi, ya bunun huyları, bunlar nasıl yaratılır? Bunlar muhteşem şey. Allah Celle Celaluhu insanı melek gibi yarattı. Onlarda özgür bir irade yok. Allah'ın emrine itaat etmek zorunda. Ne derse yapar. Hayvanlarda Allah Celle Celaluhu onlara da emir veriyor. Onlar da itaat ederler, isyan edemez. İnsanın farkı aklında ve iradesindedir. Allah-u Teala insana akıl verdi, irade verdi, seçme kabiliyeti verdi, hayır şerinde iyi kötüyü yarattı, yolu gösterdi kendisine, istediği yolda gidiyor. Bu insana bir şereftir, hissettir. Allah Celle Celaluhu'nun istediği yolda giderse meleklerden üstün olur. Allah Celle Celaluhu'ya istemeden de başka yollara saparsa, dalalette, bid'atlara saparsa, hem bu dünya hayatında zulümler içinde, karanlıklar içerisinde bedbaht, mutsuz yaşar, hayvanlardan beter bir hayat yaşar, sırtlanları geçmiş bir beşer yırtıcılıkta, dediği gibi şairim, sırtlanları yırtıcılıkta, canavarları parçalayıcılıkta geçer, ahirette de sonsuz bir ateşin içerisinde çıkmamak üzere ebedi yapar. Allah insana akıl verdi, göz verdi, kulak verdi, dil dudak verdi, konuşma verdi, konuşmayı anlama kabiliyeti verdi, irade verdi, peygamber gönderdi, kitap gönderdi.
rızasını açıkladı, hayrı gösterdi, şerri gösterdi. Neden geldiğini, için var olduğunu, nereye gideceğini, akıbetin ne olduğunu gösterdi. Hiçbir şeyi karanlıkta bırakmadı. Hiçbir şüphe insan aklında bırakmadı. İkna etti ve sonra serbest bıraktı. İstersen Müslüman olur, istersen gavur. Allah isteseydi herkes Müslüman olur, Müslüman olur. Ama deme, herkesi kendi haline bıraktı. Ve bunun iyilik yaparsa Müslüman olarak mükafatını, ödülünü alacak. Kötülük yaparsa kafir olarak bunun da cezasını muhakkak çekeceğiz. Öyle yapıyorum. Sen bunları bilirsin. Bilmezler der olma. Cahiller der olma. Felaketlerden de bilen cahili. Eğer Allah dileseydi elbette onları iddiaya etkiler yoklardı. O halde öyleyse felaketlerden de bilen cahili sakın ha cahillerde olma diyor. Bu bize bir hitaptır. Bazen canımız sıkılıyor. Söylenen sözlerden, yapılan hakaretlerden, babanı gene varlar, bırak ne yaparsa yapsınlar, evine otur keyfine bak diyor insan. Bazen hoca efendileri canı sıkılıyor. Çekiliyorlar köşesine ya da öyle yapmak istiyorlar. Sakın cahillerden olmadık. Allah Celle Celaluhu. İnsanların rızası erişilmez bir gayedir. Değerli kardeşlerim, herkes ister ki insanlar kendisini sevsin, beğensin, öpsün. Bu insana mutluluk verir. Ama bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Bunu bilmemiz lazım. Bu Allah için, kendisi için bile dilemez. Allah Celle Celaluhu seven de var, söven de var. Bugün size bu konuları anlaştırmak için bazı kitaplar okuyordum. Adı Müslüman adı. Babası dünyaya geldiği için ne kadar sevinmişti. Öyle insanlar var. Ellerinde kalemlerle usta belaharcı edebiyatçı. Şiirler yazmış, romanlar yazmış, küfür kokuyor. Allah'a neler söylüyor, onlar da gözlüyor. Zavallı. Ne sanıyor kendini? Zavallı. Allah Celle Celaluhu'yu dahi bütün insanlar sevmiyorlar. Bizi neden sevecekler? Eğer bir insan herkes tarafından seviliyorsa bilin ki iyi bir münafıktır. Beş para etmez bir adamdır. Ben söylemiyorum. Alimler söylüyor. Ama inanıyorum. Onun için kendi sözüm gibi söylüyorum. Herkes beni sevsin diye nabza göre şerbet veren iyi bir günahdır. İnsanlar bir kısmını sever, sevecek, bir kısmı seni sevmeyecektir. Çünkü adamın inancına dokunacaksın, diline dokunacaksın, menfaatına dokunacaksın, zarar ettireceksin, seni sevmeyecek. Nabza göre şerbet veren, adamına göre söz söylemek, ortamına göre konuşmak, yağcılık, dalkavukluk yapmak, İşte bu münafıklıktır. Hazreti Muhammed gibi bir peygamber, bir mübarek insanı, alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratılan o muhteşem insanı sevmeye bu kadar insan var. Sen nasıl olacak da alemi sevdin? Sevenler de olacak, sevmeyenler. Sen akıllı bir insansan, sevenler için seviyor, sevmeyenler için sevmiyor. Bu da araçtır. Varsa bir kusurun, tövbe istiğfar et. Varsa birisi de yanlışı git özür dile, durumu düzelt, buradan ders ve ibret çıkar. Ama insanların rızası bunun için kaldı. Müslümanın en büyük özelliği Allah'ı sever. Allah da kendisini sever. Allah adam olur. Allah için savaşır, çabalar, gayret eder, uğraşır, didinir. Ve bunu yaparken وَلَا يَحَابُنَ لَا وَسْتَلَّهِمْ kınayan kınamasından korkmaz. Ayıplayan ayıplasın, hiç aldırmaz. Bana şöyle diyecekler, böyle diyecekler. Boşver sen. İnsanların ağzı çuval değil ki bir resim demişler. Herkes ilminin, aklının miktarınca, imanının ya da imansızlığının miktarınca konuşacak. Bu hoya çok dikkat etmek lazım. Bir doğru olalım. Doğru olup olmadığımızı sık sık
muhafaza ederim. Doğru zannettiğimiz anda yanlış olabiliriz. Kendimizi kontrol edelim. Ama doğruysa Allah'a şükredelim. İnsanların hakkımızda kötü söylemeleri bizi hiç üzmesin. Üzmemesi mümkün değildir ama anlayış ederek en azından yolumuzdan olmayan yolumuza devam edelim. İnsanların rızası, hoşnutluğu erişilmez bir zirvedir. Git çıkamazsın o dağıtlarınızı. Bırak, boşu boşuna yorum. Bir hikayeyi hatırlar. Nasrettin Hoca oğluyla beraber Afşayar'da Konya'ya doğru gidiyormuş. Eşek önlerinde, karşıda bir kafa insan gelmiş. Gülmüş bunlar, ahbaplara bak. Eşek boş gidiyor, kendilerine yaya gülüyor demiş. Oğlum doğru söylüyorlar demiş. Senin çiçeği eşeğe sen yazık görmüyor demiş. Hoca Efendi oğlunu bildirmiş. Karşıda bir kafa insan daha çıkmış. Tuh terbiyesiz çocuk. Yaşlı babası yürüyor, eşek kendisi biniyor. Yeter ki demişler. Oğlum, olmamış galiba. İn de, ben bileyim ki eşek demiş. İnsanlar bizden razı olsun. Tehdit etmesinler demiş. İnmiş çocuk, Nasrettin Hoca kendisi bilmiş. Yola devam ediyorlar. Karşıdan bir kafile daha geliyor. Vay, zalim adam, merhametsiz adam. Kendi eşeğe bitmiş de yavrucağı yürütüyor. Oğlum, olmadım da gel sen de beraber bilin bu eşeğe diyorlar. Eşeğe beraber bilip giderken bir kafile daha insan geliyor. Onlar da vay merhametsiz adamlar, vay şefkatsiz adamlar. Allah'ın mahluğu eşeğe bir yok hikaye etsin. İkisi bir de bilmiş, üç bir de diye gene şükür. Eşeğe boş bırakmışlar. Eşeğe boş bırak diye gülüyorlar. Dert gülüyor. Oğlum diyor. Bir sırık bunu der. Bu arada şehre gelmişler. Çocuk bir sırık buluyor. Süver. İşte neyse. Eşeğe ayaklarını bağlayıp aradan geçmiyor. Omuzlarını eşeğe alıyorlar. Şehre böyle gidiyorlar. Eşek iki insanın sırtında sabahlarında bir kahkahayı basıyorlar. Göre gülüyor. Aldın mı oğlum diyor. Ne yapsak boş. Bu insanları razı edemezsin diyor. Aldırmadım bilenler. Bak ben size peşin söyleyeyim. Hiç eşeğe yüklenmeden havalı olsun. İnsanların rızası, hoşnutluğu, aferinini almak istiyorsanız mümkün değildir. Bir kısmı sizi sever, bir kısmı sevmez. Herkesi sevmek, istemek yağcılıktır, dalgalıklıktır, şahsiyetsizliktir, karaktersizliktir, tam bir kudaklıktır. Bizim vazifemiz Allah'ı razı etmektir, Peygamber'i razı etmektir. Allah dostları da razı olur o zaman, kainat birlikte razı olur. Varsa kafirler, fasıklar, facirler, müşrikler, müşrikler bizi sevmesinler. Hiç önemli değiliz. Öyleyse bunu bilerek hareket etmek lazım. Evet, dini anlatmak vazifemizdir. Yaşamak vazifemizdir. Yaşatmak için çabalamak vazifemizdir. Ama bizim de bir çapımız vardır kardeş. Bizim de bir cilvimiz vardır yani. Cilvimiz kadar ataş olsa cilvimiz kadar yer yakarsın derler. Doğru söylüyorlar. Ataş olsa cilvimiz kadar yer yakarız. Daha ötesi olmaz ya. Herkesin bir kapasitesi var. Bu kadar. Onu yap. Zaten Allah senden onu istemektedir. Ha şimdi bunlar söylüyorsun iman etmiyorlar, üstleri kötü söz söylüyorlar, seni üzüyorlar. Yukarıdaki ayetler. İnnemâ yestecîbû. Sana kim icabet eder? Sözün evet diyerek güzel bir onayla biliyor musun? Senin davetine. İnnemâ yestecîbû. Ellezîne yesmaûn. Yesmaûn. İşitenler. Yesma'u, sözü işitenler sana cevap verir. Adam sözü işitiyorsa Allah'a kulak verir. Söz burada yürüyor ama burada da bir beyin var.
beyinle söz değerlendiriliyor. Üstünde düşünülüyor. Muhasebesi yapılıyor. Bu söz güzel bir söz müdür? Çirkin, işe yaramaz bir söz müdür? Eğer söz güzelse kim söylesin, söylesin. Ağır mı kardeşim? Bazen bu yanlışa düşüyoruz. Bu yanlışa çok düştüğümüz oluyor. Sözü söyleyene bakıyoruz. Sözden evde. Bunu yapana bakmayız. Bu çok önemlidir. Bu da çok önemlidir. Bu da gerekli. Müslüman bir söz söylediği zaman, Müslüman olarak söylediği zaman çok önemli. Onun için söz söyleyenlere derler ki, söylediğini önce sen kendin yap. Söylediklerine muhalefet etme. Bir şey söylüyorsan aksini yapma ki sen kendine bak demesin. Yanlış bir söz. Hocam dediğini tut da gittiği yoldan gitme. Çünkü dediğiyle gittiği yol farklıysa yanlıştır. Böyle bir durum yanlıştır. Bütün peygamberler güzel insanlardır. Söyledikleri yönde kendilerini yaşar. Sonra başkalarına emrederler. Peygamberimiz de öyledir. Bütün vaizler öyle olmalı. Bütün hocalar öyle olmalı. Bütün öğretmenler öyle olmalı. Bütün müşrikler öyle olmalı. İnsanları idare eden valiler, kaymakamlar, bakanlar, başbakan, devlet başkanları böyle olmalı. Böyle olmalı. Bir şey söylüyorlarsa önce kendilerini yapmalı. Kaliteli adamlar. Ama rica ederim. Doğrusu tutun ama bunun zıddı ayıptır ama Allah ayıplıyor. Aleme nasihatlerinde kendinizi unutur musunuz diyor. Bu doğru değil. Doğru değil de kardeşim. Şunu da gözden kaçırma. Bir söz güzel bir sözse, faydalı bir sözse, yavurdan bile olsa, bak dinin, bunu tercih eden nasihatleri var. İlimler de olsa, Çin'de olsa, peygamberin ilim Çin'de olsa, Çin o zaman yavur, git al. Hikmet, faydalı söz, faydalı iş, bilgi, müminin yitiğidir. Malı yitirilmiş. Nerede bulursanız, insan yitiğidir, nerede bulursanız, hikmet de Müslümanın yitiğidir. Yitik bir fasık, bir facir, bir kafirin ağzından çıkmış. Hemen kal. Sözün kendisine bak, söyleyene bak. Ha sözün söyleyen de güzel olursa nur, ala nur. Bir Müslüman da böyle olmalı. Bizim bir hocamız vardı. Mehmet hocamız. Elinde hiç kitap görmedik. Hava yağış olduğu zaman dışarı çıkamayız mektepte. İbadetini okurken. İçeride kalırız. Bize iki kere nasihat edemez. Oturur masaya. Çocuklar kitap okuyordur. 10 dakikada bir. Artık o hale geldi ki biz taklit yapmaya başladık. Çocuklar kitap okumuyor. Ömründe elinde bir kere kitap görmüyor. La böyle değil yani. Ben mübarek okuyorum. Eline bir kitap var. Çocuklar size bir kitap verir. Araştır kitap. Yazarı şu. Konusu bu. 5 dakika ben okuyayım. 2 dakika siz okuyun. Sonra serbest çalışsın diye. Bir kitap getir ya. Bir kitap göster ya. Elinde bir kitap görelim ya. Bu çok önemli. Bizim çocuklarda da namaz mısın? Sen niye dedin ki usta? Ben söylesem sen niye bilmiyorsun? Ben söylesem sen niye bilmiyorsun diye bilmiyorsun. Haksız mı? Yiğit olacaksın. Yiğit adamlar çocukluğundan da laf laf açıyor. Haksız, zarar yok. Bunlar nikmetli şeyler. Dersler yakalı değildir belki ama bizim de Allah'ın ömür verdiyse acelemiz yok. Şeyh Şamil'in babası medreseye vermiş çocukça. Medreseye gidiyor, dönem tatilinde eve geliyor. Medreseye gidince Bismillahirrahmanirrahim başlamış. Elif ve tesir, Kur'an okuma, namaz, abdest, içki haram, kumar falan olması için gelmiş.
Baba, öğrendim ki içki içmen haramış. Allah yasaklıyor. Lütfen bundan sonra içki içme. Babası öfkeleniyor. Lan sen hocaya gönderdin de bizim başımız bulunduğunda kesilsin diye de gönderdik. Dev gibi öfkeleniyor. Bak hoş bir şey değil işte. Ne var lan? İçersin beni mi öldürürsün? Çocukça İslam diyor ki hayır. İçersin seni öldürürüm. Kendini öldürürüm. Bir daha babası içmiyor. Neden? Şeyh Şamil dediğini yapar. Dediğini yapar. Baba inanır. Çocuk çocuğa. Dediğini yapar. Kendini öldürürüm denirse öldürür. İçemiyor bir daha. İnnemâ yestecîbû ellezîne yesav. Kulağı olan ve bunun sözünden anlayan, kavrayan evet de sen ayet okuyorsun, hadisi şey güzel güzel konuşuyorsun, bunlara icabet eder. Ve mevta, ölüye gelince mevta. Ne işitir mevta? Mümin sağ olsun. Kafir ölmüş insan. Niye ölmüş? E kulak işitmiyor. Göz görmüyor. Akıl düşünme ve kavramayı kaybetmiş. Ayeti sonra okumadım da. Ama baştaki ayet bize işaret verir. Vermem. Öyleyse parantez içerisinde ölmüş, duyu organları çalışmıyor. Parantezi kapattık. Yenhafıdunullah. Allah bunları sonra yeniden diriltecek. Sümme ileyhi yurcahun. Sonra hepsi buna döndürecek. Rahat Ustahane'nin büyük bir hallamedir bu. Kur'an tefsirinde önemli bir eseri var. El-Mufrad'a Kur'an'da geçen kelimelerin ne anlamına geldiğini ayetlerden deliller getirerek anlatır. Türkçe'de de tercüme edilmiş ama tabi özel bir kitap olduğu için öyle her okuyan bundan zevkle okuyamaz, ehli istifade eder. Fakat bunun çok kitapları var. Bir tanesi de Tahsib-ül Neş'eteyn, iki dünya neşesi saadetini kazanmak. Bu mutluluğun kazanılması diye Diyanet İşleri Başkanı, eski başkan Lütfü Doğan Hazretleri tercüme etmişti bunu. Sonra bir başka yazar yine tercüme etti. Önemli bir kitap. İki tercümesini gördüm ben Türkçe'de bunu. Mutluluğun kazanılması. Diyor ki orada, sizin bir eşeğiniz olsa, üstüne binmek, bağ gitmek, bağdan yükünüzü, çubuğunuzu, üzümünüzü eve getirmek için, yük taşımak için beslersiniz. Günlerden bir gün eşek sizin yükünüzü yüklenmese, sırtarsa, sizi üstüne almasa, yükünüzü almasa, sinirlenir mi dersiniz ki eşek eşek değil ki. Neden eşek eşek değil? Çünkü eşeğin vazifesi yük yüklenip götürmektir. Asli vazifesi budur. Asli vazifesini yapmayınca asli vazifesini yapmayan olur. O da eşek, eşek olmaktan çıkar. Eşek eşek değil ki dersiniz. Peki insanın diyor, yeryüzünde varmış amacı nedir? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye. İbadet ticareti, ekonomiyi Allah'ın istediğine göre, hukuku
Baktığınız zaman iki gözü vardı, iki kulağı vardı, burnu vardı, eli ayağı. Hazreti Muhammed ile Ebu Cehil'in farkı yoktu. Beden birbirine benziyor ama ruh dünyası o kadar birbirinden ayrı ki. Onun için kafire insan denmez. Kafire Allah Celle Celaluhu, hunalike kelmen am ver kata. Onlar evlerden eslendiğiniz ehli hayvanlar gibi belki daha da alçaktırlar. Ehli hayvan da mer'aya gider, mer'a'dan gelir, suya gider, evini bilir. Çoban köyü tepesinden girişinden bırakır hayvanları. Her hayvan kendi evini bilir, kendi sahibini bilir, görünce bu kadarcık medeniyet hayvanlarda da vardır. Esas insanlık başka bir şeydir. O Allah'a kulluk. Eğer bunu yapmıyorsa insan insan değil midir? Neden? Çünkü Allah göz vermiş, göz, kör, hakkı gör, kulak vermiş, işitiyor, müzik dinliyor, şeytanın yaptığı, şehirden yaptığı, yalanı dolanı işitiyor. Ama hakkı, esas vazifesi hakkı işitmek. Onun için bu sağırdır, bu kördür, bu beyinsizdir. Habibim, bu insanlarda kulak olsaydı, yani canlı bir kulak olsaydı senin işitirler ve evet. Kendimizi hesaba çekelim. Sağ biri görürüz. Kur'an ve Peygamber'in emirleri karşısında kendimizi hesaba çekelim. Sağ biriz, ölürüz. Eğer sağ İşitmekten maksat nedir? İtaat etmek. Bu Kur'an, bu Peygamber, onun hayatı, masal anlatısı sizi eğlendirsin diye mi? Bu Peygamber hikayeleri hikaye olsun diye mi anlatılıyor? Bu Kur'an ayetleri hafızlar elinde atsın, nameden namaya, bakımdan bakıma size söylüyorsa ne diyor? Onu anla. Onu işit. Onu anlamak mı? Ona itaat. Sağ dur. Ölü, ölü, ölü duymaz. Ölü, ölü. Ama öyle kalmaz ki. Ölü olarak kalmaz ki. Ya Rahmullah. Allah onları istemeseler de diridir. Ve sonra ileyhi yurcaun huzurunda toplanır. Onlar rücu eder, onlar döner ve hesap verir. Ve kâlû derler ki levve nüzile aleyhi ayetun min rabbihi. Rabbisinden keşke ona bir ayet, bir mucize inseydi. Öyle bir mucize ki bizi mecbur etseydi inanmaya. Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. Ey Muhammed, böyle bir mucize geldi bize. Allah'tan korkun, gelmedi mi size mucize? Geldi, ne dediniz? Aa, adama ne büyük dediniz. Yalancı dediniz. Bu okuduğu Kur'an mucize değil midir size? Sık sık hatırlatıyoruz, benzerini getirin diyor. Bir on ayetini getirin diyor. Niye getiremiyorsunuz? Ne alakası var? Mekke'nin dağları altınız. Emrin olun. Dinleme alakası var bu. Bizim memleketi bırakıp buradan bir değer olsun, cennetler atasın, ağaçlar bitsin. Emrin olun. Serseri bu da, aptal. Din bu değil. Allah korkunçu hesap terbiyesi. İşine geliyorsa düşman. Menfaatına geliyorsa düşman. Gavurlukla Müslümanlık arasında bir güzel bir fark varsa gör düşman. Değilse idare edemez. Zımbaranın zırhına derlerdi. Anahtarın zımbaranın zırhına
Kitabı Zumara'nın zırtı neymiş diye şaşırdım. Meğer Zümer Suresi'ndeki iler cehennemden Zümer, cehennemin dibine kadar yolun var. Geçen haftaki derslere bağlı ne üzülüyorsun abi? Söyledikleri sözleri iyi mi düşünüyorsun? Onlar seni de kapalı kalın. Senden evvelki peygamberler de geldi. Neler söylediler, eziyet, işkence edildi. Sabretti onlar, sen de öyle sabret. Elinden gelmezse git en güzel. Gökyüzüne merdiven dayan, istediklerini getir. Hayır, bunun dinle, imanla alakası yok. Allah bayram olsun. Bi evvelina ve ahirina, hem evvel hem de ahirimiz
suresinin adı burada iniyor. Sofra suresi. İndirelim. Femen yakur bağlu bir kul. Sizden bu mucizeyi indirdikten sonra kim kafir olursa fe inni işte o zaman ben bu abdil bu adam ona ölümle bir azap ederim ki la abdil bu adam ne alemi alemi bir insana böyle azap etmesin. Gerisini okumuyorum. Çünkü ezan okumuyorum. Ezanla dersimizi bitireceğiz. Geri mağazaya dönelim yerimize. Demek ki bir ayet, bir mucize istemek çok tehlikeli olur. Burada ki İnnallâhâ kâdîrun âlemîn nezîle ayet Allah bir mucize indirmeye elbette ki kadirdir, gücü yeter. Ve lakin amma ve lakin ektar olma yakınlığı ekserisi onu bilmiyor. Mucize indikten sonra iş biter. Onu bilmiyor. Şerri hayra istemiyor, istiyor. Ve ma min dâbetin fil ardı yeryüzünde yürüyen sünnetlerden bütün canlı türleri ve la ta'ilen yatırı cenâhâye iki kanadıyla uçan bütün uçan kuş türleri illa bu bunların hepsi sizin gibi ümmettir. Sizin gibi topluluklardır. Canlı ruh taşıyan topluluklardır. Makamlarla bir kitabı bilecek. Bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadı. Sümme illa Rabbinin yukarı. Sonra bunların hepsi Rabbe dönüp haşrolacak. Huzurunda toplanacaklar. Ne mucizesinden bahsediyorsunuz? Gel bak mucize, gel bak mucize, kuşa bak mucize, yılan şeytan değilsin. Yani sen etrafına baktın da Allah'ın varlığını, bildiğini, gücünü, kudretini göstermeyen bir şey mi gördün Allah? Ne mucizesi? Mucize gelirse gelir. Allah'ın da gücü yeter. İşimiz de biter. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ayetlerimizi yalanlayanlar summun, sağır. Estağfurullah. Evet. Bokun erken dilsiz. Kulakları çalışmıyor. Sağır. Öyle ya. Bokun erken ahraz dilsizdirler. Ve zulümat karanlıklarda kalmış. Men yeşeyillahu gibi Allah zihirini aklını verdim ama verdim. Kullanıyorum ben. İrade verdim ama verdim. Kullanıyorum ben. Çeksin cezası. E Allah esirgesin. Allah ne getirir de zor yolusu bile getirir. Hayvanların zoruna yola sokarlar. Değil mi? Elinde çubuk hayvanın zoruna yola sokarlar. İnsana layık mıdır? Döve söve yola sokmak. Hayır. Giderse geçsin dağına. وَمَنْ يَشَاءُ يَتَحَرَّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Allah kim de diler ve kendisi diler kapasitesini kullanır, aklını iradesini Allah'tan onun elbette ki hayırlı diler onu müstakim, dosdoğru saadet yoluna Allah yolunda girdirir. Sonra bir durum daha var. Ama ezan okum diye bir şey oldu. Konuyla alakalı da Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bağlı bir durak o durumu tekrar etmek istedim. Bilmiyorum.